nasıl? Hayat sürdüm suyunu, çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içerisinde kanamazsın. Sevda kuşun kanadında ürkütürsem tutamazsın. Öpseyle sapanla vurursun da saramazsın. Hayat sırrım suyumu, çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içerisinde kanamazsın. Sedat! Nereden çıktı bu silahlar? Durun! Ateş etmeyin! Silahları bırakın, durun! Bunu başlatan onlar, biz değiliz. Hesabını da onlar verecek. Akıllı olun lan! Bizden kimse ateş etmedi. Kes lan! Senin kumpasların bize sökmez. Ama sizin gibi faşistler için bizim daha güzel planlarımız olacak. Aslanım benim be! Herkesin planı ağzının üstüne yumruk yiyene kadardır koçum! Ömer! Sen yapma bari. Gidin dedim. Komiser! Gidin dedim! Eğer ateş edersen, sana ve arkadaşlarına gün yüzü göstermem. Ya Elia, bir şey yapın! Toplanmayın etrafını arkadaşlar! Biriniz can kurtaran çağırsın, çabuk! Çabuk! Arkadaşlar! Kimsenin grevi kırmasına izin vermeyeceğiz. Faşistler tekrar saldırabilir. O zamana kadar tetikte beklemeliyiz. Bu sefer kimseye acımayacağız. Faşizme geçit yok. Faşizme geçit yok. Bastır yalnız. Sedat! Ne yapıyorsun size? Kimse silah kullanmayacak demedim mi size? İlk kanı onlar döktü ama. Hem ne malum tekrar saldırmayacakları? Sedat! Durdur arabayı. Durdur. Ulan kim ateş etti görmediniz mi? Vallahi billahi ben yapmadım başkanım. Ya onu biliyoruz bizden birinin ateş etmediğini. Ama birisi bir yerden ateş etti. Siz geçin ocağa ben geleceğim. Ama başkanım. Başkanım müsaade et ben geleyim bari. Yalnız başına koymak olmaz seni burada. Siz gidin diyorum. Önemli değil. Tehlikeli bir şey yok. Beni merak etmeyin. Faşizme geçit yok. 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 Ne oldu Bekir Başkan? Dalıp gittin. Bulaştığın pislikler mi düştü aklına? Nereden buldunuz bunları? Sahiden mi soruyorsun? Uzun uzun anlatayım mı şimdi sana?
Cemil Ateş nerede? Amacınız ne sizin? Çete misiniz lan siz? Çeteleri bizden daha iyi bilirsin sen. Git artık Bekir Başkan. Git ve bundan sonra ne yapacağını uzun uzun düşün. İhtiyacın olacak. O fotoğraflarla negatifleri istiyorum. Ya bana onları verirsin ya da senin beynine burada güzel bir mermi bırakır öyle gider. Kanların hesabını vereceksin, faşist! Son kez söylüyorum Kıbrıslı. O negatifleri getirip koyacaksın önüme. Fotoğraflar elinde. Al, hatıra olarak saklarsın. Negatifler bizde kalacak. Sen benim kim olduğumu tam öğrenememişsin daha. Seni şuracıkta gebertirim. Sonra da elimi kolumu sallayarak çıkar giderim buradan. Ardından da Cemil Ateş'i gönderirim. Benimle oynamayın. Vur. Git Cemil Ateş'i de vur. Sadece iki kişi olduğumuzu kim söyledi sana? Defterin çok kabarık Bekir. Hesabını kesmek de bana düştü. Artık hiçbir şey kurtaramaz seni. Bunlarla ancak kafecilik oynarsınız siz. Ne yapacaksınız? Bana dava mı açacaksınız? Peki beni yargılayabilecek bir hakim bulabilecek misiniz? Orası bizim bileceğimiz iş. Hiç boşuna uğraşmayın. Benim arkamdaki gücün ne kadar büyük olduğunu bilmiyorsunuz. Senin arkan da dünya olsun isterse. Bizim arkamızda Allah var. O varsa ötesi boş. Git şimdi. Görüşeceğiz. Lan, sayende kanı döken kaçıyor. Bir hıyarlık etme de indir şu silahı. Kes lan sesini. Kimi kandırıyorsun sen? Bak, biri hepimize tuzak kurdu. Biz de keklik gibi düştük bu tuzağın içine. İndir lan şu zamazingoyu. Yere düşen kan yerde kalmaz, faşist! Sağ ol komiser. Az kalsın bu çoluk çocuğa postu deldiriyorduk. Hadi gidelim. Şimdi diğerleri de damlarlar. Ağlama kızım. Hadi gel içeri geçelim, sana her şeyi anlatacağım. Çok geç kaldım. Canım. Hiçbir şey için geç sayılmaz. Hadi gel.
İçeri girelim, yüzünü gözünü yıkayalım. Sonra da oturup konuşuruz, tamam mı? Hadi canım. Hadi güzelim. Hadi canım. Bir tiyatro çevirelim dedik, filmin içine düştük be. Fena faka bastık. Bu işin böyle olacağını kimse bilemezdi. Ama belli ki suyu bulandırmak isteyen birileri var. Var tabii ya. Peşindeydik işte adamın. Tam kuş gibi avuçlarımı alacaktım. O hergele çıkıp geldi. Adamın yüzünü görebildin mi? Hayır. Tek bildiğim elinde uzun namlulu bir silah vardı. Solcular mı tezgahladı dersin bu işi? Bilemiyorum. Bu iş onların boyunu aşar. Ama muhakkak başka birisi el attı. Cevap ver. 5780 dinliyorum, devam et. Komiserim, fabrikada olaylar devam ediyor. Ne yapalım? Şimdilik çekilin, bırakın yatışsınlar. Bu vurulan işçinin son durumu nedir? Ölmüş komiserim. Hadi be. Anlaşıldı, tamam. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden. Al Elifciğim. İç hadi. Annen. Şimdi keşke burada olsaydı da görseydi kızım. Ne çok hayal etmişti sizi. Koskoca doktor olmuş minicik Elif'i. Kader işte. Alnımızdaki neyse onu yaşıyoruz. Annemle çok uzun seneler beraber kaldınız değil mi? Kaldık ya. Hayretliyim de o benim. Cezaevinden çıktıktan sonra yanıma geldi. Başka gidecek yeri de yoktu ki zaten. Sonra neden gitti peki? Kayınvalidemle kayınbabam bize yerleştiler. Hasta insanlar. Bakıma muhtaçlardı. Evin halini görüyorsun işte. İki göz bir oda. Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? Eski komşularıma gideceğim dedi. Aslında beni üzmemek için öyle söyledi. Anladım anlamasını ama elden ne gelir be yavrum. Peki sonra bir daha hiç haber alamadınız mı? Gittikten sonra bir iki kez aradı. İyi olduğunu, iş bulduğunu. Ama sonra bir daha aramadı. Size bir şey sormak istiyorum. Annem neden cezaevine girdi? Elifciğim, annen ketum kadındır. Kol kırılır, yen içinde kalır derdi. Ama yine de bir şey biliyorsunuzdur, değil mi? Birini öldürmüş. Birini mi öldürmüş? Kimi öldürmüş? Bilmiyorum. İnan ki hiç söylemedi. Elifciğim, Kusu, bak annen her ne yaptıysa sizi korumak için yapmıştır. Onun için şu dünyada sizden kıymetli daha hiç kimse yoktu. O karıncayı bile incitmezdi. Namazında, niyazında, Allah korkusu nedir bilen kadındı. Su. Sedat. Nereden çıktı bu silahlar ha? Kim verdi? Ne diyorsun sen ya? O köpekler emekçi bir kardeşimizin canını aldı. Sen silahları mı merak ediyorsun? Bu kadar kör müsün sen ha? Birilerinin maşası olmuşsun, kullanıyorlar seni. Anlamıyor musun? Asıl sen anlamıyorsun Parkalı. Devrime birazcık inancın olsaydı şu anda beni sorguya çekmek yerine o faşistlerin peşinden giderdi. Gel. Komutanım beni emretmişsiniz. Karşı yaralı. Seni buraya ben korkuluk olarak mı gönderdim? Olaylar çıkana kadar neredeydin? Komutanım,
Ben buraya geldiğimde zaten olaylar başlamıştı. Solaklığın adamları gelmiş ama öyle grev falan kırmaya gelmemişler. Solcular silahlanmış, çatışma çıkmış, bir tane de işçi vurulmuştu. Ya yani çarşı pazar yangı yerine dönmüştü. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Adamlara grevi kırın diyoruz, onlar gelip işçi öldürüyorlar. Solaklı, sen ne halt ettiğini sanıyorsun ha? Ben sana grevi bitirin görevi vermedim mi? Ben o işi hallettim efendim. Adamlarım gelmiştir fabrikanıza. Sen işleri böyle mi takip ediyorsun aptal herif? Adamların gelip bir işçiyi vurup gitmişler. Bu ne demek biliyor musun sen? Grevin bitmesi yerine bütün ülkeye yayılması demek. Ben anlayamıyorum. Anlasan şaşardım zaten. Bana bak Solaklı. Yaptığın yanlışlar beni aştı. Önce Kıbrıs, sonra bu mesele. Aklını başına al, kafanı kullanmayı öğren. Anlıyorum efendim. Ben bunun hesabını adamlarımdan sorarım. Ne yaparsan yap. İş işten geçti artık. Sen de çık. Fabrikada neler dönüyor bir araştır bakalım. Emredersiniz komutanım. Ulan Ömer. Hay ben böyle dünyanın adaletine tüküreyim. Birileri filleri tepiştiriyor. Olan yine çimenleri oluyor. O garibanın evine ekmek götürmekten başka bir derdi yoktu. Benim yüzümden belki de geride Sabi Sübiyen yetim kaldı. Bu senin suçun değildi Ömer. Kendine haksızlık etmeyi bırak. O gariban benim yüzümden öldü komiser. Ne yapayım şimdi, zil takıp oynayayım mı? Kendi ağzınla söyledin Ömer Başkan. Birileri filleri tepiştiriyor, ortalığı karıştırıyor. Bu büyük bir tuzaktı. Sen olsan da olmasan da belli ki o işçi vurulacaktı. Yok birader. Yok. Ben anladım. Ben bu büyük işlerin adamı değilim. Serseri mayın gibiyim. Kime çarpsam patlıyor. Ömer. Bırak komiser. Aldığım vebal büyük. Bırak da acımı yaşayayım. Yani deselerdi ki, Zafer komutanın fabrikada grev olacak, bir de üstüne işçi ölecek deseler, gözümle görsem inanmazdım. Sana bir şey söyleyeyim. Komutan hakimiyeti iyice kaybediyor. Ya işte canım benim. Zafer komutanında zayıf anı kollayan bir sürü çakal var. Tabii adamın şahsi problemleri olunca tepesine biniverdiler. Kim cesaret ediyor abi böyle bir şeye? Onu da biz öğreneceğiz Remzi. Biz derken? İkimiz. Şimdi Zafer komutan mevzunun bütün derinliklerini bilmek istiyor. Sen sizinkileri bir kurcala bakayım, bir şey öğrenebilecek misin? Bizimkiler mi kaldı? Gözünü seveyim ya. Adamlar yolda beni gördüklerinde kaldırım değiştiriyorlar. Hem sana bir şey söyleyeyim mi abi? Ben bu dincileri şu leblebi tanesi kadar tanıdıysam onların bu mevzuyla bir alakaları yok. Lan Remzi, sende bayağı işçi tipi var ha. Sen şu işçilerin arasına bir karışsan. Kimse de seni tanımıyor. Bir şey gören adam var mı? Bir soruşursan lan. Ya bir işçi olmamıştık ha. Hadi canım benim be. Hadi bir bak. Hadi. Remzi, bir arada yemek yiyelim ha yalnız. Hay Allah'ım ya. Nasılsın Selman? Ben iyiyim. İyiyim çok şükür. Hayati çok hasta. Allah acil şifalar versin kardeşim. Yüce Rabbim sebep olanları acısın. Onlar bunca günahın altından nasıl kalkacaklar kim bilir. Selman abartmayı seviyor biraz Mustafa.
İyiyim, daha soğuk kalmış. Olsun. Sen yine de dikkat et. Ben birkaç parça eşya getirdim. Görevliler size iletecekler. Eyvallah, sağ olasın. Mustafa, sen dışarıdan haber ver. Ne oldu, Mete Debi hala mühürlenmiş vaziyette mi? Maalesef öyle kardeşim. Ama var gücümüze çalışıyoruz. Hem MTTP'nin açılması hem de sizin özgürlüğünüze kavuşmanız an meselesi inşallah. Vallahi kardeşim, MTTP açılsın da biz burada kalmaya razıyız. Selman doğru söylüyor. MTTP açılacak ve siz hapis yatacaksın deseler, bin başım olsa her gün bir tanesini feda ederim. Allah sizlerden razı olsun kardeşlerim. Ama sizin de bu hapishane köşelerinde çürümeniz kabul edilemez. Kötü. İbrahim Başkan biraz da bu sebeple cübbesini giyip, ben bu davada sanık olmazsam bu davanın avukatı olurum diyerek mesleğe geri döndü. Hem suçunuz yok, günahınız yok. Sizi daha fazla burada tutamazlar. Birkaç güne kalmaz. Müjdeli haberlerle tekrar geri gelirim inşallah. Gel. Başkanım, sizi savcıya götürecek araç geldi. Tamam Selahattin. Az sonra geliyorum. Peki başkanım. Ömer Başkan'a çok dokunmuş olanlar. Ne diyorsun komiserim? Toparlar mı sence? Toparlar, toparlar. Güçlü çocuktur Ömer. Bu arada sen de iş çıkardın, eline sağlık. Vallahi Bekir Başkan'ın o kadar derlenmesine bakarsak fena çıkmadı herhalde. Gerçi seni de namlunun ucuna koyduk ama. Boş ver be komiserim. Bizim kelle koltuktaydı zaten hep. Bir dahaki adımımız ne olacak? Sen onu söyle. Senin işin buraya kadar. Bundan sonrasını hukuk yoluyla halledeceğiz. Bu ülkede hukuk hala işliyor mu sence komiserim? İhanet şebekeleri her yere sızmış. Güç hainlerin elinde. Kim izin verecek de bu kalem kırılacak? Durmuş saat bile günde iki defa doğruyu gösterir Asım. Bu ülkede hala dürüst insanlar var. Emin misin? Evet. Mesela bir tanesi karşımda oturuyor. Neden bir tane daha bulamayayım? Sen görevini yaptın. Bundan sonra iş bende. Bana biraz zaman ver. Bu davayı teslim edebileceğimiz güvenilir birilerini bulmalıyız. Sen buralardasın zaten. Bu arada kendi işlerini yoluna koy. Tamam o zaman komiserim. Bana müsaade o zaman. Görüşürüz. Ablamı yalnız bırakmak istemedim burada. O yüzden burada kalmaya karar verdim. Ne yapacaksın peki? Atama başvurusunu da kaçırdın. Ben de bu yüzden buradayım. Bütün planlarımı yurt dışına göre ayarladığım için açıkta kaldım. İş arıyorum şu an. Benim aklıma gelen bir iş var Elif. İstanbul Üniversitesi reviri için bir hekim bulmamı istemişlerdi benden. Sen git resim başvurunu yap kızım. Ben de gereken görüşmeleri yaparım. Sizi mahcup etmeyeceğim. Teşekkür ederim. Ondan şüphem yok. Size hususi olarak selamlarını iletmemi istediler üstad. Aleyküm selam. Nasıl evlatlarımız? İyiler inşallah. Selman iyi. Ama hayatı biraz rahatsızlanmış. Öksürükler içerisinde bıraktım geldim be abi. Mustafa.
Zindanlar ne kadar karanlık olursa olsun, umut hep aydınlıktır. Namert ne kadar acımasız olursa olsun, acıyı dindirecek olan inandığımız davadır. Allah'ın izniyle şifa bulacaklar. Tez zamanda hürriyetlerine kavuşacaklar inşallah. Amin. İnşallah. Ya telaştan ben sana sormayı unuttum. Talebe birliği kapandı. Sen arkadaşlarınla kalıyorsun. Nasıl, rahat mısın evladım? Şimdilik idare ediyorum abi. Ama bir yandan da ev bakıyorum. İbrahim Başkan'ın hayırsever arkadaşları var. Onlar yardımcı olacak hamdolsun. Kısmetse birkaç güne çözülmüş olur. İnşallah evladım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin Asya. Merhaba Mustafa. Evladım hoş geldin. Merhaba Mustafa. Buyur geç. Ya ben İbrahim Başkan'a baktım ama yok sanırım. Neyse ben sizi rahatsız etmeyeyim. Siz başkana selamlarımı iletirsiniz. Asım, olur mu öyle şey evladım? Bir çayımız içmeden nereye gidiyorsun? Buyur geç evladım. Buyur. Eyvallah Hüsnü abi. İsmail efendi. Üç çay evladım. İbrahim Başkan şu sıralar talebe birliğinin mührünün kaldırılması için uğraşıyor Asım. Gelme sebeplerimden biri de onu sormaktı. Dava ne durumda? Başkan bizzat kendisi ilgileniyor meseleyle. Savcıya da gerekli itirazı bugün yapacak. Talebe birliğini kapalı gördüğümde beynimden vurulmuşa döndüm. Milli Türk Talebe Birliği bu zulümden tez zamanda kurtulur inşallah. İnşallah evladım, inşallah. Asım. İbrahim Başkan'la hususi bir mevzu daha var herhalde konuşmak istediği. Ya var Hüsnü abi, var da şimdi önemli bir mevzu değil o. Şu başkan başındaki bir dertleri savsın da hele. Olur mu öyle şey evlat? Biz ne güne duruyoruz? Senin derdin bizim derdimiz. Ya şimdi apar topar kalktım geldim İstanbul'a. Ehaliyle kalacak yer sorunu var. E gel benimle kal Asım. Olur mu ki? Olur tabii. Subhanallah. Sen gelmeden önce biz de Mustafa ile onu konuşuyorduk. Yeni bebek eşecek Mustafa. Bana soracak olursan sen Mustafa'dan daha iyi ev arkadaşı bulamazsın evladım. Mustafa, bak şimdi emri vaki yapmak gibi olmasın. Ya belki sen yalnız başına kalmak istiyorsundur. Kafanı dinlemek istersin. Yok be Asım. Zaten bir kurbaşım var. Onu da dinle dinle nereye kadar? Ama birkaç güne çözülür mesele. Sen birkaç gün idare edebilirsen... Ondan sonra ev senin benim değil, bizim evimizdir kardeşim. Eyvallah, çok sağ ol. Ya ne diyeyim, büyük büyükten kurtardın beni. Eyvallah. E iyi o zaman, oldu bu iş. Allah hanenizin bereketini eksik etmesin inşallah. Amin. Amin. Ya Asım bak ne diyeceğim. Bu akşam beraber yiyelim yemeği bizim evde. Allah ne verdiyse ne dersin? Olur Hüsnü abi, yalnız tek şartla. Yemekleri ben hazırlarım. Olur. Selamünaleyküm. Çaylar da geldi. Aleykümselam. Savcıyla söylediklerinin doğrultusunda konuş. Bak peşin peşin söylüyorum. Herhangi bir terslik çıkarsa savcıyla seni aynı mezara gömerim, haberin olsun. Fabrikanın durumu ortada. Metede bedaya ayağıma dolansın istemiyorum. Savcıyı ona göre tembihle. Gel. Efendim, size bir paket geldi. Bir bu eksikti.
mu senin dediğin Ömer Başkan'ın muhteşem dönüşü? Beni hayal kırıklığına uğrattın Ömer. Bu ne biçim grev kırmak? Biz kuşanıp tam tesisat gittik. Ama bizden önce belli ki haber gitmiş. Tezgah kurulmuş. Bana bak Ömer. Hep bir bahaneyle geliyorsun karşıma. Bu işlerde gönlün yoksa yapmayacaksın dedim. Ama her seferinde bana imkan ver. Yolumu aç dedim. Ama olmadı Ömer. Senden olmadı. Salaklı. Birileri haberliydi diyorum. Polis de oradaydı. Daha biz davranamadan pat. İşçilerden biri vuruldu. Ne yapsaydım? Polislerin gözünün önünde kızıl katliamım yapsaydım. Valla ölmeyi de öldürmeyi de göze almıyorsan bu işleri yapmayacaksın. Gidip İdris'ten kalan o bakkal dükkanında pirinç tartacaksın. Bu alem can pazarı. Mal pazarı değil. Ben vazifemi yaptım. Söylenen saatte fabrikanın orada oldum. Oyun kurmuşlar diyorum. Ama bu oyun kuranları bulacağım. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Önce silahları kaçırdın elinden. Şimdi karşıma geçmiş, öyle oldu, böyle oldu. Yan yattı, çamura battı. Anlatıyorsun işte bir şeyler. Bana tuzak kuranları saklandıkları yerden çıkaracağım. Sonra da derilerini yüzeceğim. Sen de göreceksin Solaklı. Elif, bugün yetimhaneyi aradım Zeliş'i sormak için. Seni bir aile bulduğunu ve onlara verdiklerini söylediler. Ya abla sen hangi hakla tanımadığın bir aileye teslim ediyorsun Zeliş'i? Bir sakin olur musun Elif? Ayrıca burası benim iş yerim. Biraz sesini alçalt. Her şeyi sen kontrol edebilirsin değil mi? Küçücük bir kızın duygularının senin için hiçbir önemi yok çünkü. O aileye gitmeyi Zeliş kendisi istedi. Saçmalık. Zeliş tanımadığı bir aileye neden gitmek istesin? Tanımadığı bir aile değil çünkü. Kıbrıs'ta komşularmış. Zeliş'in annesiyle kadın çok yakın arkadaşmış. Sonra Türkiye'ye dönmüşler onlar. Makalede Zeliş'in durumunu öğrenince de yanına almak istediler. Anladın mı şimdi? Asım'ın haberi var mı? Tabii ki var. Hatta aileye beraber teslim ettik Asım'la. Çok iyi ya. Tanımadığınız bir aile gelip Zeliş'i tanıyorum diyor. Siz de çocuğu onlara teslim ediyorsunuz öyle mi? Zeliş olduğu yerde gayet mutlu Elif. Mutluymuş. Göreceğiz bakalım. Komiser Bey gören evden kaçıyor ya. Demek şimdi sen de beni terk ediyorsun. Ya senin konservelere can kurban komiserim. Ama biliyorsun oralar da benim evim sayılır. Talebe birliğinden kardeşlerimle olacağım. İyi iyi. Senin adına sevindim. Yabancı yere gitmiyorsun sonuçta. Alo. İyi günler. Asım'la görüşebilir miyim? Biri seni arıyor. Buranın numarasını kimseye verdin mi? Elif'e vermiştim. Arkadaş ya. Arkadaş. Ya vallahi arkadaş komiserim. İyi, iyi tamam. Hanımefendi bir saniye. Efendim? Asım, Elif ben. Acil konuşmamız gerekiyor. Kötü bir şey yok ya Elif. Gelince konuşuruz. Yetimhanenin yakında bir park var ya, hani kemerin yanında. Orada bekleyeceğim seni. Tamam, yarım saati oradayım. Görüşürüz. Ben de şubeye geçeceğim. Geçerken seni bırakayım arkadaşına. Ya vallahi arkadaş ya. Yutmadı bu herif sokayı. Solaklı.
Bunca yılın çakalı. Ben gözünden anlarım adamı. Peki şimdi ne olacak başkanım? Eğer vaziyet dediğin gibiyse bu herif itlerini o dakika peşine salacak. Sonra? Sonrası onun dediği gibi can pazarı. Ya o bize ya biz ona. Onda da var bir namlu. Bizde de var bir namlu. Dünyada kurşun geçirmeyen adam var mı Süleyman? Ya başkanım, ama yine de tedbirli olmak lazım. Dediğin gibi adam yılların bitirimi. Vardır kendine göre tertibatı, teşkilatı. Bizden büyük teşkilat mı var Süleyman? Bunlarda şer tükenmezse bizde de er tükenmez. Bu memleketin iliğini kemiğini sömüren bu it sürüsü bir tane Ömer'in boğazına çökse ne olur? Bin Ömer gelip onların gırtlağına çökmez mi sanıyorsun? Sen yine de ölme be başkan. Eskiler ne demiş? Ölüm hak, miras helal. Eğer bana bir şey olursa geriye iki şey miras bırakıyorum. Bir dava, iki intikam. Bu boynuna borçtur. Sakın unutma. Hem ne demiş yazan? Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Bu yurt yaşasın diye yola çıktık Süleyman. Allah yar ve yardımcımız olsun. Eyvallah başkan. Eyvallah. Başkan, dairedeki herkesin ağzını aradım. Hepsi temiz. O gün Solaklı ile orada buluşacağımızı seninle benden başka bilen yok. Biri mutlaka Cemil Ateş'e haber uçurmuş olmalı. Aramızda bir köstebek olduğunu sanmıyorum. Tabii benden şüpheleniyorsanız o ayrı. Yok Sayf, yok. Sana güvenim tam. Bunların kaç kişi olduğunu, kimlerle çalıştığını hiçbir şey bilmiyoruz. O negatifleri ele geçiremezsek mahvolduk demektir. Başkanım, Zafer Komutan'a mı haber versek? Saçmalama Sahil. Asıl Zafer Komutan'ı öğrenirse biteriz. Bu işi ya güzellikle halledeceğiz ya da çok fena kıyamet kopacak. Bunu nasıl yaparsın ya? Zeliş'i tanımadığın bir aileye nasıl emanet ediyorsun? Niye bu kadar kızıyorsun ki? Bak aile Zeliş'i çok seviyor. Çocukları Zeliş'le birlikte büyümüş. Görsen kardeş gibilerdi. Hem komşularmış yıllarca. Her komşum diyen çocuk mu emanet edilir? Hani Zeliş'in abisiyim diyordun? Hani bana emanet diyordun? Tamam Elif. Eğer için rahat edecekse gel birlikte gidip görelim Zeliş. Tamam. Göreceğim tabii. Gel. Bu seninle son görüşmemiz, haberin olsun. Niyeymiş o? Ben söz verdiğim gibi Ömer'den bilgi taşıdım. Ama sen verdiğin sözü tutmadın. Kan akmayacak demiştin. Ben elimden gelen her şeyi yaptım Işık. Ama yeterli olmamış demek ki. Duyduğum kadarıyla bir işçi ölmüş. Evet, maalesef. Zafer ortalığı karıştırmak için o işçiyi öldürttü. Ama senin sayende daha fazla işçinin ölmesini engelledik. Nasıl? Verdiğin bilgi sayesinde Işık. O işçi kardeşimizin ölümü beni de derinden yaraladı.
Ama Ömerlerin geleceğini bildiğimiz için daha fazla kan dökülmesini önledik. Gerçekten öyle mi oldu? Tabii ki öyle oldu. Ben devrimci gençlere faşistlerin gelip grevi kıracağını söyledim. Ve onları sağduyulu olmaları konusunda uyardım. Yoksa ortalık kan gölüne dönecekti. Bir faydamın dokunmasına sevindim. Ama yine de bir işçinin bile ölmüş olmasını sindiremiyorum. Biliyorum Işık, biliyorum. Belki teselli etmez ama işçi kardeşimizin ismi devrimin gizli kahramanları arasında her daim anılacak. Ailesine de gereken bütün yardımı yapacağız. Üstelik onun ölümü boşuna olmadı Işık. Onun ölümüyle grev diğer bütün fabrikalara da yayıldı. Artık devrimin sesi bundan önce olmadığından çok daha gür çıkıyor. Zafer bunun altından asla kalkamaz. Eniştemin başka canları yakmayacağından emin olmak istiyorum artık. Sen hiç canını sıkma. Çok yakında Zafer Erbay'ın devri sona erecek. Cemil Ateş, vaktin varsa seninle iki satır bir şey konuşmaya geldim. Müsait misin? Vay! Bu ne kibarlık ya? Hayret! İkimiz de birbirimizden nefret ediyoruz. Bunu saklamanın bir alemi yok. Benim nefretim sana değil. Benim nefretim vatan hainine. Her neyse. Kişisel husumeti bir yana bırakalım. Ben buraya devletin bekası için senden bir şey rica etmeye geldim. Negatiflenme. Devletin bekası dediğin mafyayla iş tutmaksa boşuna geldin Bekir. İpliğin pazara çıktı artık. Bak. Bilmediğin bazı şeyler var. Ben istihbarat daire başkanıyım. Devletin bekası için icap ederse mafyayla da görüşürüm. Teröristle de. Bu gayet tabii bir şey. Neden korkuyorsun o zaman? Bırak bütün ilişkilerin açığa çıksın. Gözün makamımda değil mi? Senin makamın benim umurumda değil. Makam dediğin ateşten gömlektir Bekir Başkan. Hakkını vermezsen önce seni yakar. Ben yanarsan sen kül olursun. Yanına bırakmam. Hadi git. Elinden geleni de ardına koyma. Aileyi gördün işte. Şimdi için rahatladım. Tamam. İyi birilerine benziyorlar ama bu iyi oldukları anlamına gelmez.
Zeliş. Gelir misin? Yeni kaldığın yerde mutlu musun? Evet. Sana iyi davranıyorlar mı? Hı hı. Bak, eğer bir sıkıntın olursa hiç çekinmeden bana söyleyebilirsin, tamam mı? Yok. Sadece annemi özlüyorum. Ben kendi evime gitmek istiyorum Elif abla. Annemi istiyorum. Anlıyorum tatlım. Seni çok iyi anlıyorum. Elif, yapma ama. Zeliş'in güçlü durumdayız. Sen de böyle yapacaksın. Haklısın. Birkaç gün bende kalmak ister misin Zeliş? Gerçekten mi? Gelebilir miyim? Evet. Bunun doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum Elif. Ben onun doktoruyum. Benim de söz hakkım var. Ne olur Asım abi, lütfen. İyi, tamam. Ama önce izin almalıyız. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk kardeşim. Bunlar ne? Akşama misafirimiz var. Onun için aldığım malzemeler. Hayırdır? Kim geliyor? Şu dükkanda tanıştığın çocuk vardı ya, Asım. Kıbrıslı. Kilis tava yapacakmış bize. Akşama midemiz bayram ediyor desene. Yok be kardeşim. Kardeşlerimiz içerideyken bayram bayram haram bize. Buranın hali nedir böyle? Ahıra dönmüş. Biz gelmeden havalandırsaydınız ya burayı. Aç şu camı. Hayır, hayır. Arkadaşım hasta. Ateşler içinde yanıyor. Bu havada nasıl hasta olmasın? Burnunuz koku almıyor mu sizin? Adam soğuk aldı zaten. Sizin yüzünüzden daha da kötü olacak. Uzatma kardeşim. Çok dert ediyorsan arkadaşın sobanı yanına taşırsın. Aç şu camı. Hayır, açamazsın. Ulan hiç insaf yok mu sizde be? Hiç insaf yok mu? Hadi bak işine. Ulan Selman bırak. Hücreyi alırlar, bırak. Tamam. Sakın pencereyi kapatmayın. Birazdan gelip kontrol edeceğim. Havalanacak bu koğuş. Ulan yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Hayati. Hadi kardeşim kalk sobanın yanına geçelim. Bunlar camı açtı yine. Hadi. İyi günler Savcı Bey. Ben Milli Türk Talebe Birliği Başkanı ve Avukatı... Sizi tanıyorum İbrahim Bey. Buyurun. Oturun. İbrahim Bey, gördüğüm kadarıyla hazırlık yapmışsınız. Evet efendim. Ancak ben gerekli incelemeleri yapıp iddianameyi hazırladım. Bir dakika. Nasıl olur Savcı Bey? Emniyetin hazırlamış olduğu iddianamede usul yönünden tartışmaya açık bazı hususlar var. Ayrıca bakın, muhalefet edildiği söylenen dernekler... Başkan, hiç boşa nefesini tüketme istersen. Hazırlıkları yapabilmen için iddianameye şöyle bir göz atmana izin vereceğim. Sayın Savcı, burada yazılanlar düpedüz iftira. Böyle bir hukuksuzluğa nasıl göz yumarsın?
devletin vazifeli savcısının huzurunda olduğunuzu hatırlatırım İbrahim Bey. İsnat edilen suçların hiçbirisiyle uzaktan yakından alakamız yoktur. İyi o zaman. İtirazınızı hakim beye yaparsınız, o karar verir. Ben size iyi niyet gösterip dosyayı incelemenize müsaade ettim. Gerisini adliye size iddianameyi ulaştırdığında okursunuz artık. Milli Türk Talebe Birliği attığı her adımda vatanın ve milletin hayrını gözetmiş örnek bir kurumdur. Bizim kimseye verilmeyecek hiçbir hesabımız yok çok şükür. Eline sağlık hediye, çok güzel olmuş. Evet Hediye abla. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nene? Sen beğenmedin galiba. Elinin terazisi olmayanın darttığı bulgur çiğ olurmuş. Şükür ki Müberra'nın dolmaları var da karnımız doyur. Hamdolsun. Hem Allah Hüsnü Bey'den razı olsun. Er kişilere aş yaptırmayaymış. Amba mantıya talim edecekmişiz. Elen kolan sağlık Müberra. Afiyet olsun Hatunese. İliğimiz kemiğimiz ısınır birazdan. Bir de karnımızı doyurayım ama. Allah olmayanlara da versin inşallah. Kilis tavada hazır. Soğutmadan başlayalım mı, İbrahim Başkan'ı da bekler miyiz? İbrahim Başkan'ı bekleyelim ağzım. Gelsin öyle yeriz. Tamamdır Hüsnü abi. Bir de Selman abiyle Hayati abi olsaydı da. Kanıma dokunuyor Hüsnü abi. Arkadaşlarım mapus tamında haksız yere yatarken burada ısınmak da, doymak da, hatta nefes almak da haram geliyor bana. Derdi veren Allah, sabrı da verir elbet. Bu dünya imtihan dünyası evladım. Bu dünyada dert çeken, mükafatını öbür tarafta misliyle bulacak. Çektikleri dert, Allah'ın izniyle ibadet hükmünde olacak inşallah. İnşallah. Hayati, kardeşim şundan bir yudum al, iyi gelecek. Oo, mis! Bak, ne güzel havalanmış burası. Hay o havayı soluyan ciğerin solsun senin deme. Ne dedin sen? Dedim ki, havalar ne kadar güzel gidiyor değil mi? Evet, iyi bildin. Bu kadar havalandırma yeter. Kapat şunu. Çok şükür. Fırtına geliyormuş. Lodos fırtınası. Lodos gelince ne olur? Havayı basar bacadan, sobadan verir zehiri. İçeri maazallah. Ne olacak peki, ne yapacağız? Yani diyorum ki, söndür şu sobayı. Neyi söndürüyorsun lan? Neyi söndürüyorsun? Neyi söndürüyorsun lan? Atla lan! Atla lan! Ne yapıyorsun lan? Dur! Ne yapıyorsun lan? Hadi gidiyoruz. Allah'tan bulsunlar. Ulan bunlar Allah'ı da unutmuş. Şerefsiz herifler! Hayati! Hayati kardeşim. İyi misin? Kendine gel. Hayati, arkadaşlar yardım edin. Başkanım beğenmedin galiba. İki lokma yedin kaldı. Nasıl Asım?
Başkan, sıkıntılı bir durum mu var? Aslında yemekten sonra söyleyeyim diyordum ama madem hal dilim anlatıyor. Bugün savcı iddianameyi verdi. Ne demişler başkanım? Milli Türk Talebe Birliği için silahlı terör örgütü kurma iddiasıyla süresiz kapatma istiyorlar. Aman yarabbim. Ne alakası var başkanım? Bununla kalsa iyi. İçeriye aldıkları arkadaşlarımız için de 8 yıl hapis isteniyor. Haysiyetsiz namussuzlar. Mustafa mı, sakin ol. Olamıyorum Hüsnü abi. Adam mı öldürdük? Devleti mi böldük? Ne yaptık biz ya? Ne yaptı benim arkadaşlarım? Adam öldürenler bile ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyorlar. Başkanım, bununla da hukuksuzluk. Bunu artık bir dur dememiz şart. Biz de bir cevap vereceğiz elbette Asım. Ama her şeye hukuk çerçevesinde dur diyeceğiz. Tabii. Sesimizi de yükseltmemiz lazım. Dava süresince kamuoyu baskısı oluşturursak işe yarayabilir. Kampüste oturma eylemi yapalım başkanım. Arkadaşlarımız salınana kadar orası bizim meskenimiz olsun. Gerekirse yeri göğü inletelim. Yapalım Mustafa. Şu süreçte işimize yarayacaktır. Ne yaparsak yapalım, tetikte olmak lazım başkan. Bu Bekir yine bir Bizans entrikası çevirecektir. Bu Bekir dediğiniz de kim? Talebe Birliği'nin kapısına mührü vuran adam. İstihbarat Daire Başkanı olur kendisi. Bize yapılan bütün baskılarda, bütün resmi yazışmalarda onun imzası var. Başkanım, galiba davada kullanabileceğiniz mühim bir delil var elimde. Nedir Asım? Bekleyin beni. Bir saate kadar geliyorum. Asım... Dökülen kan, alınan can, bizim yıkılsın liberal kapitalizm. Eyvallah başkanım. Bu mu yazacak afişte? Evet. Hayır. Çocuklardan birine ver, hemen matbaaya götürsünler. İstanbul'un bütün sokaklarını bununla donatılacak. Ki dost da düşman da duruşumuzu bilsin. Emredersin başkan. Başkanım. Hayırdır Mahir? Vallahi pek hayra benzemiyor başkanım. Şu sol aklının omzu kırık kopilleri senin evinin, dükkanın oralarda cirit atıyor. Az evvel ocağa gelince sokakta da birileri vardı. Dolaşsınlar. Şimdilik bulaşmayın. Ocağa girip çıkana dikkat edin. Bir iki tane arkadaşı da uyandırın, teyakkuzda olsunlar. Tamamdır başkanım. Ha. Yarın bir taziye ziyaretine gitmemiz icabet eder. Şu grevde katledilen adamın ailesini gidip görmek gerek. Sen de burada kalırsın Yaman. Buralar bizimle başkanım, merak etme. İyi olur başkanım. Kimsenin aklında da şüphe kalmaz. Hey ya Süleyman Başkan. Yoksa o kızıllar bize katil yaftasını bir vururlar ki. Ömrü billah geçmez onunla. Ama eli boş gitmek olmaz başkanım. Taziye evinin geleni gideni bol olur. Böyle pidedir, manavdan, kasaptan bir şeyler alıp götürmek gerek. İyi dedim benim güzel düşünceli kardeşim. Belki para filan da gerekebilir. Arkadaşlar arasında bir salmas alalım. 3-5 ne toplanırsa artık götürüp veririz. Eyvallah başkanım. Hallederiz. Başkanım. Garibin belki arkasında bıraktığı yetim falan vardır. Şeker, çikolata, püsküt müsküt bir şeyler de alsak. Alalım ulan Mahir. Alalım. Memleketimin sokaklarında şeker yerine mermi geçsin isteyenlere inat. Bizim yükümüz şekerden olsun.
Meziyetimin yüzündeki tebessüme talip olalım. Arkadaşlar, devrim demek dayanışma demektir. Omuz omuza olmak, aynı derdi paylaşmak ve aynı ekmeği bölüp yemektir devrim. Hepinizin bildiği gibi bugün emekçi bir yoldaşımızı kaybettik. Ve bunun sorumlusunun kim olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bizleri kendi oyunlarında birer piyon olarak görenler. Ama asıl soru şu. Bizler piyon muyuz? Yoksa bu oyunu oynayanlar mı? Hiçbiri değil yoldaşlar. Çünkü biz halkız. Bizler devrimin temel taşlarıyız. Bizler hiçbir zaman kullanılan taraf olmayacağız. Yarın hep beraber bu dayanışmayı bir kere daha göstereceğiz. Emekçi yoldaşımızı uğurlarken onun ailesinin yanında olacağız. Ne dertleri varsa gidereceğiz. Devrim şehidimizin yokluğunu onlara hissettirmeyeceğiz. Onun için herkes üzerine düşen yardımı göstermeli. Devrim hak edenlerindir yoldaşlar. Bozgunculuk yapanların değil. Zeliş, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin küçük hanım. Senin ismini çok duyduk önceden. Gel bakalım böyle oturalım. Gel. Nasılsın? Zeliş birkaç gün misafirimiz olacak. Neden? Evlerinde bir problem mi var? Hayır. Zeliş'le beraber vakit geçirmeye karar verdik. Hmm. Eğer senin için de bir sakıncası yoksa tabii. Tabii ki yok. Aksine mutlu olurum. Evet küçük hanım, yatmadan önce ne yapmak istersin? Ne yapalım beraber? Saçlarımı tarar mısın? Annem yatmadan önce hep saçlarımı tarardı. Tararım tabii, taramaz mıyım? Ben tarak alıp geleyim, tamam mı? Bak ne diyeceğim. Işık ablan saçlarını tararken ben de sana kek yapayım. Ne dersin? Olur. Tamam. Zelişciğim. Bak sen daha çok küçüksün. Yaşadıklarının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama annen hep senin yanında. Anne nerede? Yanı başında. Kendini yalnız hissettiğin her zaman, onu görmek istediğin her yerde seninle. Hem anneni seni ne kadar sevdiğini hatırlıyor musun? Evet. O zaman seni asla yalnız bırakmayacağını da unutma, tamam mı? Tamam. Bekir'in mafyayla para alışverişi yaptığının en açık delili bu. Yanındaki sol aklı adında bir mafya. Bu fotoğraflarda silah sevkiyatından pay alırken çekildi. Bu davada işimize yarayabilir. Ama daha kesin bir delil de isteyebilirler. Bilemedim şimdi. Gerekirse ben de şahitlik yaparım. Fotoğrafları bizzat kendim çektim. Aslanım benim. Ne diyorsun başkan? İşe yarayabilir mi? Vallahi ciddi bir delil Hüsnü abi. En azından Bekir hakim nezdinde itibarını kaybedecek. Ha. Ve geçmişte vermiş olduğu kararlar sorgulanana ara gelecektir. Ha. Peki sen nasıl girdin bu işin içine Asım? Bekir tehlikeli bir adam başkanım. Sadece talebe birliği için değil, herkes için. Şimdilik bunu diyeyim yeterli. Aslansın sen kardeşim. Aslan. Eyvallah kardeşim. Vazife bildik. Ha, bu arada Erbakan Hoca'ya senden bahsettim. Çok memnun oldu. Seninle görüşmek için can atıyor vallahi. Ha, bir de bütün projelerini muhakkak görmek istiyorum dedi. Sahi mi? Sahi, sahi.
Arkadaşlar, talebe birliğimizi mesnetsiz iddialarıyla karalama cüretini gösterenlere gereken cevabı hukuk yoluyla vereceğiz. Bu süreçte mahkemeden cevap gelene kadar bu hukuksuzluğa karşı burada, ait olduğumuz yerde, yani üniversitemizde oturma eylemi yapacağız. Milli Türk Talebe Birliği'ne karşı oynanan bu oyuna karşı koymak, bu oyunu bozmak bizim boynumuzun borcudur. Asla ve asla, ne olursa olsun, ölsek de bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bu eylemi başlatmak üzere bahçeye hep birlikte çıkıyoruz. Biz vadilerindesiniz. 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 Biz Nene? Annene senin ömür törpüsü. Söyle, ne diyeceksin gene? Hayırdır? Sen bu işleri hep bize yaptırırdın. Ne oldu da bugün bizzat kendin müdahil oldun? Kendi kursağımızdan geçse gene elleşmezdim. Ama evlatlarıma gidecek bunlar. Onların hatırına. Yoksa ne işim olur sizin gibi laf ustası, iş hestesi karılarla? Aman hatun Eze. Sen bir hediyeye, bir ona, bir bana laf çarpmazsan duramazsın. Mustafa'ya çarptığın laflara say. Sen Mustafa'yı kimsesiz mi sanıyorsun? Garip damat buldum, dünürüm yok diye keyiflenir misin? Cümle alem duysun. Bundan sonra Mustafa'nın ardında ben varım. Senin dünürün benim. Şimdi ben Mustafa'ya bir şey mi söyledim? Gece gündüz damadın karnı doysun diye biz burada börek açıyoruz, yine iyi kaynana olamadık. Aman ne büyük maharet. Açtığın iki börekle bir kaşık dolmaz ama ettiğin lafları koca kazan almaz. Boşuna dememişler, karı kısmının eğriliği üst eşik gibidir. Girerken kafan çarparsa, çıkarken kafan çarparsa. Vallahi onu bunu bilmem de Hatun Eze, ben sana darıldım. Niye? Sen erkek tarafıymışsın meğerse. Ben de benim Hatun Ezem kız tarafı derdim ama yanılmışım demek. Ah kızım, bak kızım. Cihanda tek kızım. Sen benim öz kızımsın. Senin bu anan Mustafa'yı garip görmesin diye dedim. Sen yine Mustafa'ya demeyesen. Ben kız tarafıyım elbet. Gir. İbrahim Bey, sizinle konuşacak bir şeyimiz kaldığını sanmıyorum artık. Elime yeni belgeler ulaştı Savcı Bey. Ve sizin görmek isteyeceğinizden emin olduğum için hemen kalktım geldim. Siz hiç pes etmez misiniz İbrahim Bey? Fotoğraftakini tanırsınız. Bekir Soyer. Önemli İşler Daire Başkanı. Ve hemen karşısındaki ise kirli işler yapan bir mafya mensubu. Hazırlamış olduğunuz iddianamedeki tüm delilleri toparlayan istihbarat biriminin başındaki adam gırtlağına kadar suça bulaşmış durumda. Ve böyle şaibeli bir adamın topladığı deliller karşısında hakimin nasıl bir tavır takınacağı da malumunuzdur. Altın madeni buldum sanmayasın sakın İbrahim Bey. Bu fotoğraflardan hiçbir şey çıkmaz. Benden söylemesi. Bırakalım da ona hakim karar versin Savcı Bey. Thank you.
Zafer Bey ile görüşecektim. Zafer Bey burada değil. Kimin aradığını söyleyeyim. Savcı Melih Koçal. Ah Mehmet'im, gitti genç yaşta Mehmet'im. Çocuklarla tek başıma kaldım genç yaşımda Mehmet'im. Hadi gelinim, hadi canımın emaneti. Perişan oldum bakın. Çocuklar da senin bu halini görüyorlar, kötü oluyorlar. Hadi, bırakma kendini bu kadar ama bak. Hadi gir içeri, al çocukları da. İstirahat et biraz, hadi dinle. Hadi kızım. Ne yaptın? Paketleri mutfağa yerleştirdim. Sağ olsun. Üzülmeyin. Arkadaşımızın hatırası devrimci mücadele her zaman yaşayacaktır. Allah razı olsun hepinizden evladım. Teşekkür ederiz. Biz bir arkadaşımızı, siz de evladınızı kaybettiniz. Ama bizler gibi birçok evlat kazandınız. Bizi ondan ayrı tutmayın lütfen. Ne ihtiyacınız olursa çekinmeden söyleyin. Dua isteriz evladım. En çok duaya ihtiyacımız var. Biz müsaadenizi isteyelim artık. Selametle. Başınız sağ olsun tekrar. Sağ ol. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Sizin burada ne işiniz var? Önce katledip sonra ziyaretine mi geldiniz? Bak hele bak Kızılca. Sen kime katil diyorsun lan? Senin kafanı kırarım oğlum. Devrimcilerin kanları daha elinizde kurumadı. Bir de gelip pişkin pişkin tehdit mi ediyorsunuz bizi? Burası yeri değil Ulaş. Acılı insanlara bunu yaşatmaya hakkımız yok. Önce ekmeği için çalışan adamları kışkırtıp meydanlara dök. Sonra bize iftira at. Adab-ı muaşeretten de taviz verme. Güzel iş Parkalı. İnce adamsın vesselam. Sadece burası yeri değil dedim Ömer. Yoksa Ulaş sözlerinde çok haklı. Devrimcilerin haklı mücadelesini kana bulamak hiçbir faşistin yanına kar kalmayacaktır. Emin ol. Bizim namlumuz sadece vatanımıza kastedenlere döner. Alnından ter döke döke çocuklarının geleceği için çalışan adamlara bizde sıkacak mermi yok. Biz o patronlarının işçi köpeği değiliz. Sen de buna emin ol. Arkadaşlar, hain eller tarafından vurulup ebedi aleme göçmüş garip kardeşimiz için taziyeye geldik. Burası yeri değil. Hadi gidelim arkadaşlar. Daha sonra yine geliriz. Hoş geldiniz Zafer Albay. Hoş bulduk.
konseye çağrıldığıma göre mühim bir mesele var demek ki, öyle mi? Kurultay meseleleri devletle ilgilidir. Senin çağrılman ise tamamen kişisel. Anlayamadım. Hangi birini sayalım? Kızın İsrail ateşlisini öldürmeye kalktı. Sen korumasını buldun. Bu da yetmiyormuş gibi bir kadın yüzünden Amerikalı bir profesörü öldürdün. Bunlar kişisel değil de nedir? Ben konumumu korumaya çalışıyorum. Bu durum size yoldan sapmışım gibi gözükebilir. Ama beni nihai hedeflerimden asla ama asla uzaklaştırmaz. Artık hedeflerinin memleket meseleleri olduğunu sanmıyorum Zafer Albay. Eğer çok yorulduysan seni biraz dinlendiririz. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum komutanım. Bana görevi tebliğ edin yeter. Senin asıl görevin halkı avucunun içinde tutmak. Ama nasılsa ilk grev senin fabrikanda başladı. Grevi kıracağın yerde ülkenin satına yaydın. Solcular, sağcılar, İslamcılar avucundan kayıp gittiler. Şimdi birbirlerini yiyorlar. Ordunun içinde de olsa, bürokraside de olsa sol fraksiyonlarda hareketlilik var. Bunları görmüyor musun? Görüyorum efendim. Görüyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü arkalarındaki gücü bulamıyorsun. Bu grev sol hareketin sokaktaki ateşinin ilk kıvılcımı. Ya arkalarındaki adamı bulursun ya da bu ülkenin yanışını seyredersin Zafer Albay. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Demokratik devrim hareketimizin ilk fitilini ateşledik arkadaşlar. Üstelik başarıyla. Takdir edilisi bir başarı. Hem de Zafer Erbay'ın fabrikasında. Ama bununla kalmamalı. Sol örgütlerin grev konusunda destek vermesi için çalışmaya devam etmeliyiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bütün işçiler, emekçiler, öğrenciler hepsi avcumun içinde. Onlar halkın temel taşları. Ve biz onları ne kadar iyi kullanırsak halk da onları o kadar destekler. Desenize NATO'cular yavaş yavaş köşeye sıkışıyor. Hem de nasıl? Birer fare gibi. Özellikle de Zafer Erbay. Bana ve ülkeme kim oyun oynuyorsa sizi temin ediyorum ki onu saklandığı delikten bulup çıkaracağım. Kişisel meselelerine o kadar odaklanmışsın ki fotoğrafın tamamını göremiyorsun Zafer. Önce bu pisliği temizle. Sonra da üzerine çamur sıçramadan kendini temize çıkar. Konsey devlet işim var. Senin de bir an önce devlet işin harekete geçmen gerekiyor. Ha bu arada
fabrikadaki işçinin nasıl öldürüldüğünü biliyorsun değil mi? Biliyorum, Solaklı'nın adamları. Bu devletin bütün imkanları senin elinde Zafer Erbay. Ama senin hiçbir şeyden haberin yok. O işçi uzun namlulu tüfekle vurulmuş. Böyle solcu sağcı işi değil. Bu profesyonellerin işi. Sen ne dediğimi iyi biliyorsun. Ben de sizin gibi yeni bilgi sahibi oldum. Demek ki sahada yeni bir oyuncu var. Adamlarıma gerekli talimatı verdim. Konuyla yakından ilgileniyorum, emin olun. Bak Zafer. Bu devlet için yaptıklarını hepimiz biliyoruz ve takdirle karşılıyoruz. Bu uğurda birçok şeyini feda ettin. Ama yok, yoruldum, dinlenmek istiyorum diyorsan... O da senin kararın. Demiştir. Sen de al. Biz müsaade isteyelim dayıcım. Müsaade Allah'tan. Eyvallah. Biz yine uğrarız dayı, tamam mı? Allah razı olsun. Senden de dayıcım. Oğlun yok. Ama artık biz varız dayı. Üzülme sen. Allah razı olsun evladım. Ama... Şu iki yetime bakınca içim paralanıyor. Evladım gitti. Bir dulun, iki yetimin yükü omuzlarıma bindi. Ne edeceğim ben? Başım sağ olsun. Sağ ol. Al dayıcım. Yapma koç yiğitim. Ben o manada söylemedim. Dayıcım. Sana istememek yakışır. Bize de ne yapıp edip bu parayı vermek. Yengemi de dert etme. Eğer çalışmak isterse... bir hal yol çaresini buluruz. Çocuklara gelince de... okul dahil... bundan sonra bütün masrafları teşkilatımıza ait. Bundan sonra Allah'ın izniyle... ben hep yanında olacağım. Sağ ol. Allah razı olsun. Var ol. Asıl sen var ol dayıcım. Memleketimin insanları var olsun. Benim tek gayem bu. Allah'a ısmarladık. Selametle. Tarih! Arkadaşlar, her türlü baskıya karşı hazırlıklı olun, dirayetli olun. Cezaevindeki arkadaşlarımızın kurtuluşu ve talebe birliğinin açılması için her türlü baskıya karşı direneceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Hukuksuzca, alçakça üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Önce kılık kıyafetimizi bahane edip bizi dersten atanlar bugün talebe birliğine iftira atıp kapatmaya çalışıyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor Peygamber Efendimiz. Biz
haksızlıklara karşı susmayacağız. Hakkı haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Evet arkadaşlar, Talebe Birliği'nden erkek arkadaşların düzenlediği oturma eylemine katılmak isteyenler bizimle gelsin. Hadi arkadaşlar gidelim. Hadi arkadaşlar gidelim. Zulme karşı direneceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Zulme karşı. Nasıl gidiyor Eren Mustafa? Bir sıkıntı var mı? Vallahi şimdilik bir sıkıntı yok. Ama o fırtına önce sessizlik ürkütüyor beni. Allah beni de kimseye bir şey yapmasalar bari. Davranıp hamlelerini yapsınlar bakalım. Görelim çaplarını. Bunda bu kadar büyütülecek bir şey yok Zafer. Bu adamların yerine başkalarını istihdam edeceksin. Yoksa bu adamlar senin için çok mu değerli, ha? Zerre kadar umurumda değiller. Değiller de, içinde bulunduğum şartlar dolayısıyla görev değişikliği sırasında yaşanacak zafiyete tahammülüm yok. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Duyar duymaz hemen geldim. Elime bazı fotoğraflar geçti Bekir. Komutanım, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ahmak herif? Ha? Komutanım, ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Lafını bil de konuş Bekir. Sen bana aba altından sopa mı gösteriyorsun ha? Olur mu efendim? Ne haddime? Kendi elinde tuzağa düşmüşsün. Çok güzel değil mi? Bayağı fotojeniksin. Komutanım, siz bu belayı def edebilecek kudrete sahipsiniz. Lütfen, bu pisliği temizlememe yardımcı olursanız. Senin istediğin gibi olsun. Seni bu seferlik affediyorum. Ama sen de bu işin altını fazla kurcalamayacaksın. Ben gerekli mercilerle konuştum. Sen bana şimdi eskisinden daha çok lazımsın. Teşekkür ederim komutanım. Talimatlarınızı bekliyorum. Şu Mete Debeliler'in oturma eylemiyle bir ilgilen bakalım. Tamam? Başsın. Ha bir de... Unutuyordum şu Parkalı'yı... Bir derdest edip getirin bakayım bana. Kimin aklıyla hareket ediyormuş bir öğrenelim. Emredersiniz. Hadi tekrar oynayalım. Anladın değil mi? Parmaklarına çapraz alacaksın. Tamam. Aferin sana. Hop. Çok zormuş bu. Kim öğretti sana? Annem öğretti. Senden küçüktüm o zaman. Başlarda ben de yapamıyordum. İpi parmaklarıma dolayıp duruyordum. Ama sonra öğrendim tabii. Sen de öğreneceksin. Sen de mi anneni özlüyorsun? Görüşmeyeli uzun zaman oldu tabii. Senin annen de mi öldü? Onun gibi bir şey. Hadi gel, tekrar oynayalım. Bu sefer ben başlayabilir miyim? Tabii. Al bakalım. Hop, şöyle yapalım.
İbrahim Başkan geliyor. Arkadaşlar, başkanımız geliyor. Şimdi daha gür bir sesle. Talebe birliği kapatılamaz! 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 Esselamu aleyküm İstanbul Üniversitemizin Türk Talebe Birliği'ne gönül vermiş kıymetli gençleri. Aleykümselam. Bu haklı eyleminizde yanınızda olarak Milli Türk Talebe Birliği'mizin kapatılmasını kınıyor ve bu yanlıştan bir an evvel dönülmesi gerektiğini bir kez daha haykırıyoruz. Bakınız, Talebe Birliği gençliği davasının sancağını en yükseğe diken Ulubatlı Hasanların yolundan yürüyen bir gençliktir. Biz Fatih Bey'in nesliyiz. Biz Fatih Bey'in nesliyiz. Biz Fatih Bey'in nesliyiz. Biz Fatih Bey'in nesliyiz. Sizin şahlanışınızdan, şanlı bir destan yazacağınızdan korkanlar, Milli Türk Talebe Birliği'ni kapatarak bu destansı yürüyüşün önüne geçebileceğini zanneden zavallılardır. Talebe birliği kapatılamaz. Talebe birliği kapatılamaz. Talebe birliği kapatılamaz. Milli Türk Talebe Birliği'ni kapatanların korkusu, milli bir gençliğin yetişme korkusudur. Lakin korkunun ecele faydası olmayacaktır. Bu düzen er geç değişecektir arkadaşlar. Zalimi değil, zulmü değil, hakkı üstün tutan bir düzen muhakkak gelecektir Allah'ın izniyle. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! 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 Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Aa, Elif. Senin ne işin var burada? Okula mı dönmeye karar verdin? Evet, ama öğrenci olarak değil, doktor olarak. Beni artık buralarda görmeye alışsan iyi edersin. E tebrik ederim, çok sevindim. Bunu o zaman en kısa zamanda kutlayalım. Tamam, ablamı da alır bir akşam yemeğe gideriz. Sözüm olsun. Tamam, anlaştık o zaman. Benim şimdi derse yetişmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel de atalım şunları. Mustafa, biz yiyecek bir şeyler hazırlamıştık. Sağ ol Zeynep, Allah razı olsun. Allah asıl sizden razı olsun Mustafa. Talebe Birliği'nin uğradığı haksızlığı cümle aleme duyuruyorsunuz. Burada bizim yaptığımız bir şey değil ki. Eyvallah. Talha, şuradan dağıtsın arkadaşlar. Ben bunları arkadaşlara dağıtıp geleyim. Alın bakalım gençler. Şu ayaktaki herif, elebaşları, onu indirirsek diğerlerde de olur. Tamam, uygun bir zamanda hamle yapacağız. Hazırlıklı olun. Tamam. Bak, bu da bize kaldı. Ben işte Mustafa, sen ye onu. Ben evde yedim geldim zaten. Sensiz benim boğazımdan geçmez ki Zeynep. Tamam, o zaman küçük parçayı alayım. Bal kaymak olmuş vallahi, eline sağlık. Afiyet olsun Mustafa. Yiyin.
yapıyorsun sen Bekir Başkan? Gündüz vakti birlikte görünmeyelim diye sen değil misin? Tezbire gerek kalmadı Solaklı. İpliğimiz pazara çıktı zaten. Ne demek o? Geçen günkü sevkiyatta ikimizi bir güzel fotoğraflamışlar. Bana bak, ben bitersem seni de bitiririm. Şimdi iyi düşün. Sevkiyattan haberi olup da bizi satacak birileri geliyor mu aklına? Ömer. Hangi Ömer? Ömer Yiğiter. Şu Ülkü Derneği'nin başkanı olan. Ta kendisi. Ah lan Solaklı. Bunca yıldır alemin içindesin. Hala kiminle iş yapılacağını öğrenemedin. Sözde sen adamı mafya yapıp itibarsızlaştıracaktın. Adam bizim itibarımızı yerle bir etti. Hava giderken avlandık ha. Neyse. Ömer kendi defterini kendi durmuş oldu. Solaklı'ya ihanet etmenin bedelini ödeyecek. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu Esma. Neredesin? Neredesin Esma? Selahattin, saatine bakayım. Arkadaşlar, ikindi vakti kerahate girmeden üç gruba ayrılalım. Camiye gidip namazlarımızı kılıp gelelim. Kardeşim, sen arkadaşları organize et, ben bir abdest alıp geliyorum. Tamamdır abi. Yasin, kardeşim sen al grubunu, camiye gidin. İçerisi dolu değil. At. Mustafa nerede? Abdest almaya gitti. Oturma eylemini bitireceksiniz. Bitirmezsem ne olur? O zaman sen bitersin. İşiniz gücünüz şerefsizlik lan. Sen dışarıda bekle.
Mustafa yardım etmek istiyorsa. Ya kal buraya. Kal buraya. Gidin ipinizi koparanların yanında sızlanın. Şerefsizler. Asım, iyi misin kardeşim? İyiyim. İyiyim de leş gibi oldu içerisi. Ya abdest alamadık desene. Hadi gel temiz bir yerde alıp gelelim abdestimizi. Eyvallah. Burada olacağınızı tahmin etmiştim. Bunu çok daha önce yapmalıydım. Kızımı bir an olsun yalnız bırakmamalıydım. Senin suçun yok Esma. Bir anne kızının ölüme gittiğini nasıl fark edemez? Tam Kubilay'a kavuştum derken Tümay avuçlarımın içinden kayıp gitti. Esma, Tümay'ın ölümüyle ilgili beni suçladığını biliyorum. İnan ki ben de kendimi suçluyorum. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Tümay'ı geri getiremem. Bundan sonra tek yapmam gereken sizi koruyup kollamak. Bizim korunmaya mı ihtiyacımız var? Dört bir yanım kuşatma altında. Üzerimde çok baskı var. Düşmanlarımla hak ettikleri şekilde mücadele edebilmem için sizi güvenli bir yere göndermem lazım. Senden ricam Kubra'yı da yanına alarak bir süre yurt dışına çıkmam. Hem bu sizin için iyi olacak. Bize fazla bir seçenek bırakmıyorsun. Maalesef öyle. Sizin güvende olduğunuzu bilmek önemli benim için. Tamam. Dediğini yapacağım ama bunu senin için değil. Kubilay için yapacağım.
yetim aydan sonra bir yavrumu daha kaybetmeyi göze alamam. Uçak biletleri. Kubilay, oğlum. Annen sana emanet koçum, tamam mı? Ona iyi bak. Hadi aslanım. Kendine iyi bak. Bu çöpü yaşınız lan siz! Frank! Bırak lan! Frank! İkinci grup. Namaz için camiye gidebilir. Hayır arkadaşlar, durun. Artık namaz için camiye gitmeyeceğiz. Namazı burada, kampüsün bahçesinde kılacağız ve bu meydanı hiçbir zaman boş bırakmayacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la Muhammeden Resulullah. Hayyalel selah, hayyalel selah. Hayyalel felah. Bu ne arkadaş ya? Git namazını camide kıl. Bu yobaz faşistler iyice azıttı. Allahu Ekber. Gelin benimle. Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Asım, senin ne işin var burada? Elif, sonra konuşalım mı? Arkadaşlar, meydanı bu faşistlere bırakamayız. Hakkımızı arıyoruz diye başladıkları eylem siyasi bir harekete dönüştü. Üniversitenin bahçesi namaz kılınacak bir yer değildir. Bu gericilere camide olmadıklarını hatırlatmamız gerek. Faşistler dışarı, üniversiteler bizimdir. Faşistler dışarı, üniversiteler bizimdir. Faşistler dışarı, üniversiteler bizimdir. Faşistler dışarı, üniversiteler bizimdir. Mehmet, nasıl oldu? Nasıl oldu Mahir? Toparlandı arkadaşlar, gidiyoruz. Üniversitedeki kızılcıklar gene depreşmişler. Talebe Birliği'ndeki kardeşlerimize yardıma gidiyoruz. Başkanım. Başkanım. Solaklı'nın adamları arka sokaktalar. Silahlanıp buraya geliyorlar. Arkadaşlar. Bizim asıl vazifemiz ne odur ne budur. Ülkücünün esas vazifesi haddini bilmeyene haddini bildirmektir. Bu it sürüsüne
ocağımızı kendi bataklıklarıyla karıştırmamaları gerektiğini gösterme zamanı. Faşistler dışarı! Üniversiteler bizimdir! Faşistler dışarı! Üniversiteler bizimdir! Faşistler dışarı! Üniversiteler bizimdir! Zamı bozmayın, geriye doğru çekin. Ne yapacağız? Neyi bekliyoruz? Dalıp dağıtalım işte. Parkalı gelmeden olmaz. Arkadaşlar, bizim hiyerarşik bir yapımız yok. Öyle olsa bile Parkalı'yı bekleyecek durumda değiliz. Üniversitemizi bir an önce bu işgalcilerden temizlememiz gerek. Parkalı'yı bekleyelim. Parkalı gelmeden eyleme geçemeyiz. İsteyen Parkalı'yı beklesin. Benim beklemeye niyetim yok. Bu gericilere daha fazla tahammülüm kalmadı. Sedat haklı. Ne yapacağız? Yapılacak şey belli. İşgalcileri def edeceğiz. Faşizme hayır! Faşizme hayır! Faşizme hayır! Faşizme hayır! Faşizme ölüm! 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 Faşizme kimsiniz lan siz? Ne istiyorsunuz? Birazdan öğrenirsin. Beni göreceğini ummuyordun değil mi çocuk? Çözün ellerini. Benim misafirperverliğim sizden daha iyi olur. Bir çay söyleyeyim. Parkalı. Sana tek bir soru soracağım. Sizi yönlendiren kim? Arkanızda kim var? Halk. Halk. Halk ne zamandır uzun namlulu silahlarla gezer oldu? Kapatın bakalım kapılarınızı. Koruyacak mı o kapı sizi? Abi, burası boş. Şş, koçum. Bizi o kapı korumuyor. Bizi Allah koruyor. Thank you.
Ne dinliyorsunuz lan? Sıksanıza! Oğlum. Kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır. Akıllı olun lan. Çakal başınız gibi bir iki delikle kurtulamazsınız. Öpünüzü burada kevgire çeviririm. Alın şu arkadaşların silahlarını. Eyvallah. Lan. Lan, çek. Bunların bir akıllanmaya ihtiyacı var. İyice bir konuşun bakalım bunlarla. Gitsinler. Şimdi girip çayımızı içelim. Kimseye saldırmayın. Saldıran olursa da affetmeyin. Alanı boş bırakmayın arkadaşlar. Dışarı! Faşistler! Dışarı! Faşistler! Dışarı! Faşistler! Dışarı! Faşistler! Biz haklı davamızı duyurma peşindeyiz. Sizin de bir derdiniz yok. Bize bulaşmayın ve gidin. Dışarı! Faşistler! Dışarı! Faşistler! Dışarı! Araya girelim mi başkanım? Hayır. Araya falan girmeyeceksiniz. İzleyin. Keyfini çıkarın.